Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimde size ses kartını Cubase'e nasıl tanıtacağımızı anlatmıştım. Bu dersimizde ise MIDI cihazlarının Cubase'e nasıl tanıtılacağından bahsedeceğim. Cubase'i açtıktan sonra Devices menüsünden Device Setup'ı tıklıyoruz. Burada MIDI Port Setup bölümü var. MIDI Port Setup bölümünde gördüğünüz gibi kullanılan tüm MIDI cihazları burada görüntüleniyor. Bunlardan kullanmak istediklerimizin yanına tik koyacağız. Kullanmak istemediklerimizi, mesela ben bu UA4FX'i kullanmak istemiyorum. In All MIDI'yi de kaldırıyorum. Bunu da anlatacağım ne olduğunu. Kaldırıyorum. MIDI cihazlarımın hepsi çıkışı olmayan cihazlar. Yani sadece giriş amaçlı cihazlar. Nedir bu? MIDI keyboard, controller keyboard. İşte ProSonus Featherport 8 gibi Cubase'i kullanabilmek için yapılmış cihazlar olduğu için bunların çıkışları yok. Bunların çıkışları olmadığı için çıkış kısımlarının hepsini inaktif hale getirebiliyorum, kaldırabiliyorum. Görünmesini istemiyorum Cubase'de. Kafamı karıştırmasın diye. In-All MIDI kısmı önemli bir kısım. Şimdi In-All MIDI Cubase 610 benim klavyem. Burada All in MIDI sekmesi farkındaysanız tıklı. Fakat Presonus FP8 yani Cubase'i kontrol ettiğim cihazın All in MIDI kısmı ise kapalı. Bunu kapatmama sebebi şu: eğer bunu açarsam herhangi bir müzik programını kontrol ederken, mesela Halion 5 olabilir, ne bileyim Massive olabilir, Presonus'un kendisi bu sefer All in MIDI aktif olduğu için onu da kontrol etmeye çalışacaktır. Yani normalde ben aslında sadece Cubase'i kontrol etmesini isterken ne yapacak? O Massive'i, işte Conta, aklınıza gelebilecek programları da kontrol etmeye çalışacaktır. Bunu engellemek için in-all MIDI kısmını kapatıyorum. Böylece Presonus sadece ve sadece giriş cihazı olarak Windows, Cubase'in istediği bilgileri girmesi sağlanacak. UMX610'u ise All-in MIDI kısmını tıklıyorum. Çünkü herhangi bir MIDI programı açtığımda zaten klavyemin onu kontrol etmesini istiyorum. O yüzden All-in MIDI burada direkt seçili. OK dedikten sonra küçük bir örnek yapalım. Bakın herhangi bir VST instrument dediğimiz bir yapay enstrüman programlarından herhangi birisini açacağım şu anda. Halion 5'ı ekliyorum. Monitör kısmını açtım. Gördüğünüz gibi burada şu anda tüm MIDI girişleri aktif. Eğer bu tüm MIDI girişleri de ben misal Presonus'u da, yani DAW kontrolü de aktif hale getirmiş olsaydım, atıyorum diyelim ki Presonus'un kendi feather'ını kullanacağım. Bu başka bir şeyi kontrol etmeye başlayacaktı. Bunu engellemek için All Input'u Cubase'i kontrol eden cihazlar için kapalı tutmakta fayda var. All Input'u ne de açık tutabiliriz? Normal bildiğimiz controller keyboardlarda, USB keyboardlarda açık tutma şansımız. Açık tutarsak zaten bizim için iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi burada hangisini kontrol etmesini istiyorsak onu seçebiliriz. Ya da All MIDI input'u tutuyorum. Zaten şu anda All MIDI input sadece ve sadece ne için tanımlanmış durumda? UMX 610 için tanımlanmış durumda. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada sona eriyor.
Homework Studio kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.